Dalgalan. Türkiye'nin en önemli tarihi köprüler içerisinde ilk 100 köprüsü içerisinde olan bir köprü. Yani takribi söylüyoruz. Arkeologlar bu konuda kesin bir tarih veremese de yaklaşık Roma ve Bizans dönemine tekamül ediyor. Yani bizim tahminlerimiz 200 ila 500'lü yıllar arasında yapıldığını tahmin ediyoruz köprünün. Diyoruz çünkü yapış şekli ve kullanılan malzeme tarzına şöyle incelediğimizde tarihçilerimiz, sanat tarihçilerimiz ve arkeologlarımız böyle bir döneme karşılık geldiğini ifade ediyorlar. Tabi biliyorsunuz kalemiz de Pontus Krallığı döneminden kalman bir kale ve içerisinde de Anadolu'da kurulan ilk medrese olan Nizamettin Yağbasan Medresesi var. Ve Arasta Köprümüzün ya da Yılanlı Köprümüzün ya da Leylekli Köprümüzün açıklık uzunluğu 20 metre civarında bir yarım daire şeklindedir. Tek gözlü, tek açıklıklı diye ifade edeceğimiz bir yapı şekline, kemer tarzında bir yapı şekline sahiptir. Ve Nizamettin Yağbasan Medresesi dediğimiz kültür yoluna giden zorunlu geçmek zorunda olduğunuz, Çanakçı üzerinde geçmek zorunda olduğunuz bir tarihi bir köprü. Bir kültür yolu, bir eğitim yolu köprüsü olarak da adlandırabiliriz. Niksar'ımızın simge değerlerinden bir tanesi. Dışarıdan gelen yerli yabancı turistlerimiz mutlaka Arasta Köprümüze uğrayarak burada fotoğraflar çekinerek paylaşımlar yapıyor. Bize geçmişin bıraktığı önemli bir miras, önemli bir değer olarak addediyoruz. Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Samsun 7. Bölge Müdürlüğümüz tarafından 3 yıl öncesine kadar da bir güçlendirme, bir restorasyon çalışması da tamamlandı. Şimdi gördüğünüz bu son halini aldı ve Niksar'ımıza, Niksarlı'mıza hizmet veriyor. Tabi bu köprünün üzerinden araç trafiği geçmiyor. Sadece yaya trafiğinde kullanıyoruz ama geçmişte araç trafiği ne de kullanılmış. Böyle bir insanlığın bize bıraktığı bir eser. Ecdadında onarıp bize günümüze taşıdığı bir eser olarak kullanıma devam ediyoruz.